fal, astroloji, biyoenerji günümüzün merak edilen konuları arasına girmeyi başardı. Ve özellikle kişiye özel vevk. Çok ilginç değil mi? Kişiye özel vevk. Ben de pek bilmiyorum. Şimdi Emre Bey sayesinde bu konuyla ilgili ben de bilgileneceğim. Haydi bakalım izleyelim. Programımız kaldığı yerden hızla devam ediyor. Şu anda İstanbul Beylikdüzü'ndeyiz. Medyum Emre'nin yanına geldik. Kendisi özel olarak kişiye özel vevk ile ilgileniyor ama farklı alanlarda hizmetleri de var tabii ki. Bakalım kendisinden neler dinleyeceğiz. Merhabalar Emre Bey. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Ben Emre Aktaş, 1982 İstanbul doğumluyum. Yaklaşık olarak 8 senedir bu meslekte Türkiye'de hizmet veriyoruz. Emre Bey, bu mesleğe nasıl başladınız? Bu mesleğe eğitimini alarak başladım. 6 yaşında Kur'an kursunda Arapça ve Kur'an eğitimi aldım. Yaklaşık olarak 10 sene aralıksız olarak devam etti. 17 yaşında manevi varlıklarla iletişim kurmaya başladım. Bunun üzerine hocam tarafından Mısır'a gönderildim. 3 sene burada bunun eğitimini aldım. Manevi varlıkları eğitme ve onlara söz geçirme. Yani gizli ilimler dediğimiz konu, ledin ilmi, havas ilmi. Eğitimimi tamamladıktan sonra Türkiye'ye dönüş yaptım. Vatani görevimi tamamladım. 10 senedir aralıksız olarak hizmet vermekteyim. Peki hizmetleriniz nelerdir? Hizmetlerimiz kişilerin isteklerine göre değişiyor. Yani vevk hazırlayarak kişilerin dertlerine çare olmaya çalışıyoruz. Genellikle eşleri arasında soğukluk olan kişiler, nişanlısıyla arasında problem yaşayan, üzerinde kısmet kapalılığı olduğunu düşünen kişiler başvuruyor. Daha birçok çeşidi var, daha birçok başvuran. Vevk'ten bahsettiniz Emre Bey. Vevk nedir? Öncelikle onu söyler misiniz bize? Vevk kelime anlamı olarak tesirli etkili dua demektir. Yazıldığı amaca göre hizmet eden tesirli etkili dua demektir. Vevk'in birçok çeşidi vardır. İçerisinde yer alan kare sayısına göre adlandırılır. Yukarıdan aşağı, sağdan sola yer alan kare sayısına göre adlandırılır. Neden yazılır peki? Çeşitlere baktığımızda ne gibi çeşitleri var? Aşk bağlama için, sevgi muhabbet için, kısmet kapalılığına engel olmak, koruma vevkleri, büyüye maruz kalan kişileri büyüden korumak, büyüye maruz kalmamalarını sağlamak için hazırlanır. Tabii bu kişinin isteğiyle alakalıdır. Kişinin bir problemi vardır, size başvurur, bu doğrultuda bir vevk hazırlamanızı ister, siz o doğrultuda bir vevk hazırlarsınız. Genellikle 3-4 konu üzerinde yoğunlaşıyor. Aşk bağlama, kısmet açma, koruma vevkleri yoğun olarak talep aldığımız vevkler. Şimdi isim olarak tesirli dua anlamına geldiğini söylediniz. Dua anlamına gelir. Aslında bir diğer anlamı da tılsımlı kare demektir vevkin. Şimdi daire şeklinde hazırlanan vevkler de vardır. Fakat kelime anlamı olarak tılsımlı kare demektir. Şimdi anlam olarak baktığımızda dua diyor ama çeşitlere baktığımızda biraz büyüye de benzetiliyor aslında. Arasındaki fark nedir bunun? Büyüye benzetiliyor. Arasındaki fark büyü şeytanidir. Yani şeytani varlıklar kullanılarak kişinin iradesi etki altına alınır. Vevk de dualarla kişinin iradesi etki altına alınır. Yani vevk büyü değildir fakat bu vevkin büyü olmayarak günah olmadığı anlamına gelmez. Büyünün günah olmasındaki sebep kişinin iradesini kontrol altına alarak yönlendirmektir. Vevk de bir nevi buna hizmet eder. Yani hani kısmet bağlama olsun, aşk büyüsü olsun bunlar yapılıyor ama kötü bir amaçla yapmıyorsunuz sonuçta değil mi? Evet. Kötü bir amaçla yapmıyoruz. Koruma için yapılan vevkler, büyü bozmak maksadıyla yani büyüye maruz kalmış bir kişiye musallat olur. Bu musallatı önlemek, bundan insanları korumak. Kişiye özel hazırlandığını söylediniz. Kişiye özel hazırlanan bir vevki başkasının kullanması doğru mudur Emre Bey? Kişiye özel hazırlanmayan bir vevk yoktur aslında. Yani bu yanlış bir konu. Kişiye özel vevk kişinin anne adı baba adı doğum tarihiyle birlikte kişiye özel olarak hazırlanmıştır. Bunu kişiden başka kullanamaz, faydasını göremez. Kişi üzerinden çıkarıp başka bir kişinin üzerine verdiği takdirde bu bir kağıt parçası olur. Herhangi bir önemi kalmaz. Evet, şimdi bizim halkımız biraz da bu tür şeylere kısmet açma olsun, bunlara meraklı olduğu için hani ben tedavi bunun faydasını gördüm, al sen de kullan gibi bir şey doğru değil yani. Yok, böyle bir şey doğru değil, faydasını da göremez. Tam tersine zararını görür. Ne gibi zararlar doğurabilir peki bu? Yani rahatsızlık verir, kabus görür, gece uyku uyuyamaz, tedirginlik olur. Devamlı arkasından birisi yürüyormuş, bir ses duyuyormuş hissine kapılabilir. Ciddi derecede korkutucu şeyler olabilir diyorsunuz. Röportajımızı kapatırken son olarak neler söylemek istersiniz Emre Bey? Yeni bir seneye girdik. 2013 yılının tüm Türkiye'ye sağlık, huzur, mutluluk, barış getirmesini diliyorum. Söyleyeceklerim bunlar. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Biz teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için Emre Bey.